Evet sevgili 7'den 8'e geçen arkadaşlar hepinize selamlar. Duyduk gibi LGS öğrencisi olmuşsunuz. LGS 2025 sonunda gelmiş kapımıza. Hocam ben çok endişeli hissediyorum. Hocam ben kaç soru çözmeliyim? Hocam dershane özel ders vesaire şart mı? Evet arkadaşlar bu videoyla her şeyi masaya yatırıyoruz ve bu videoyla gönüller ferahlıyor. Sizlerden ricam şöyle çayınızı kahvelerinizi güzelce yanınıza alın. Videoyu şöyle bir durdurun. Gidin hazırlayın gerçekten. Gelin şöyle sizlerle bir dertleşelim çünkü anlatacaklarım var. Evet arkadaşlar öncelikle hayırlı olsun. Bizim için hayatımızda önemli eşikler var. Bu eşiklerden bir tanesi ilkokul sıralarını geride bırakmak yaptınız. Ortaokul sıralarını geride bırakmak yapacaksınız. Sonra lise, üniversite, ondan sonra belki evlilik, çoluk çocuk sahibi olmak derken hayatın içerisine karışıp gidiyoruz. Arkadaşlar yalnız bunu yaparken bazen bazı zamanlarda bir şeyler olduğundan çok daha farklı görünebilir. Mesela bunlardan bir tanesi LGS yılı hazırlığı. Evet önemli bir sınav. İyi bir lisenin kapının bize ardına kadar aralıyor. Ancak kazanamadığımız zaman hayatımızın mahvolduğu bir sınav değil. O yüzden ben birçok arkadaştan şunu diyorum. Hocam LGS senesi gözümü çok korkutuyor. Ben ne yapacağım? Bu işin içinden nasıl çıkacağım? Arkadaşlar LGS böyle bir sınav değil. LGS kazanılırsa güzel olan, kazanılmadığında hiçbir şeyi bizden alan bir sınav değil. Bu yüzden geride bırakmamız gereken bir sınav olduğunu ve şu anda bir sorumluluğumuz olduğunu düşünelim. Bu sorumluluğumuz nedir? Hiçbiriniz bence evden çıkıp çalışıp eve geri gelip eve bakmak durumunda olan, eve maddi olarak yardım etmek zorunda olan, zorluklarla mücadele eden bir yapıda değilizdir şu anda değil mi? Birçoğumuz muhtemelen böyledir ama mutlaka böyle arkadaşlar da olabilir. Asıl sorumluluğumuz bence yine birçoğumuzun sadece ders çalışmak. Evet arkadaşlar o zaman biz bu yıl elimizden geleni yapmamız üzere hareket edeceğiz. Bu da nedir? Ders çalışmak. Neden? LGS diye bir sınav var. Yapmamız gerekenler var ve yapacağız. İşte bu sınava böyle bakarsak çalışmamız mantıklı olur. Çünkü bizim asıl sorumluluğumuz bu. Benim asıl sorumluluğum ne? Tonguç Akademi'de videolarda sizleri bu konuda bilgilendirmek. İşte ben bunu yaparken çok heyecanlanmıyorum, çok büyütmüyorum. Nedir annenizin babanızın görevleri? İşte birisi evle ilgili işleri hallediyor. Birisi dışarıda işiyle ilgili işleri hallediyor. Herkesin bir rolü var. Herkes rolünü icra ediyor. Sizin de bu yıl rolünüz öğrencilik rolünü icra etmek. Bunu da hakkıyla yapmak. Bunu yaparken de strese girmemek. Bu yüzden LGS bizim gözümüzde olduğundan çok daha büyük böyle devasa bir şey olarak görülmemeli. Bunu halledersek eğer bakış açımızı bu yönde değiştirirsek müthiş bir sınav hazırlığı geçirebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim şu diğer konuya. İşte çok çok soruluyor hocam konuları yetiştiremezsek ne yapacağız? Yeni nesil sorular gerçekten böyle zihnimizi bulandırıyor. Üstesinden gelebilecek miyiz? Arkadaşlar öncelikle konularla alakalı şu noktayı bir açıklığa kavuşturalım. Yıl sonuna kadar birçok öğrencimiz konuları hocam ben öğrenemedim çok uzundu hacim çok gelişti gibi bir cümlede aslına bakarsanız bulunmuyor. Evet gerçekten öğretmenlerini iyi dinleyen, tekrarlarını iyi yapan, kamplara ara tatillerde özellikle katılan arkadaşlarımız konu eksikleri yaşamıyorlar. O yüzden hacim sizi korkutmasın. Gözünüzde sadece büyük görünüyor olabilir. Bu daha çok LGS'de başarıyı yakalayamamış arkadaşların yaptığı yorumlar olabiliyor. Bu yüzden olumlu şeylere odaklanırsak sizin için daha güzel olur. Çünkü sadece olumsuz şeyleri dinlersek öncesinde bir şeyin olumsuz olacağını zaten kendimize inandırırız. Bunu da muhtemelen kendinize yapmak istemezsiniz. Arkadaşlar diğer yandan bu yeni nesil sorularla mücadele etme konusu da aslına bakarsanız sadece bu yıl gündemimize girmedi. Biz 6. 7. sınıflarda da yeni nesil sorularla karşılaştık. Bu sorularda zaman zaman zorlandık. Bununla ilgili zorlanmayan arkadaşların bazı özelliklerine baktım. Ben özellikle geçtiğimiz yıl yeni nesil sorularda başarılı olan arkadaşlarla yaptığım konuşmalarda hocam ben zaten düzenli olarak kitap okuyordum. Hocam ben soruyu anlamak için elimden geleni yapıyordum. Yanına mutlaka minik minik notlar alıyordum. Hocam ben anlamadığım soruları mutlaka öğretmenime soruyordum. Öğretmenime götürmeden önce de kendimi mutlaka önce incelemeye çalışıyordum. Bakın sadece bu bile tek başına kral hareket. Nereden baksan. Niye biliyor musun abi? Çünkü yapamadığın soruyu alıyorsun. Aa tamam ben bunu yapamadım hocama sorarım. Hayır bak önce kendin uğraş. Yani sorunun peşinden ne kadar koşmak istiyorsun? Olayı tırnaklarınla böyle ne kadar kazıyacaksın? İşte bu istek var ya, bu disiplin var ya, bu arzu var ya size muhtemelen sınav kazandırır. Bu yüzden bu isteğe, bu arzuya sahip olmanız lazım. Bunu yaparken de saatlerce daha çalışacaksınız, hiç nefes almayacaksınız, sadece ve sadece ders falan. Hayır. Ben böyle bir şey istemiyorum. Böyle bir şey tavsiye de etmiyorum. Sadece yapmanız gerekeni yapmanız vakitlerde yapmanız gerektiği kadar yaparsanız her şeyin sizin için müthiş bir şekilde hallolduğunu göreceksiniz. Sevgili arkadaşlar bir diğer konumuz. Arkadaşlarımız çokça soruyor. Hocam hangi derslere başlamalıyım? Hangi konular benim için öncelikli? Sevdiğiniz derslere öncelikli olarak başlayabilirsiniz. Ancak sözel müfredatın konuları biraz daha kolay halledilebiliyor. Arkadaşlarımız bu derslere önceden başlamayı seçebiliyorlar. Evet yapabilirsiniz. Ben örneğin öğrencilerimize daha çok Türkçeden yavaş yavaş sözcükte anlam, cümlede anlam, görsel okuma, sözel mantık, paragraf, anlatım biçimleri, düşünceyi geliştirme yolları, deyimler, atasözleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri. Bakın bunlar hep 6'da 7'de hep karşı
karşımıza çıkan konular değil mi? O yüzden ne yapacağız? Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yavaş yavaş başlatabiliriz. Bu bizim yeni nesil soruları daha iyi çözebilmemizi bile sağlayacak. Bir önceki bahsettiğim duruma da gönderme var aslında bakarsanız. Dolayısıyla Türkçe mutlaka başlanması gereken bir ders. Onun haricinde ilginizi çeken, böyle çok çalışırsanız hoşlanacağınız bir ders varsa onu seçip böyle yavaş yavaş başlayabilirsiniz. Yılın sonuna kadar bütün üniteleri bitirmenize gerek yok bu yaz tatilinde. Önemli olan birkaç ünite ileriye gidip orayla alakalı olabildiğince bolca soru çözümü yapmak. Bu konuda hızlı olmak, çok yol kat etmek zorunda kesinlikle değilsiniz ama yapmanız gereken, zorunda olduğunuzu düşündüğüm bir durum var. Bir şey yapmalısınız ve bunu minik minik de olsa her gün yapmalısınız. Yine bu konuda arkadaşlar bana soruyorlar. Hocam ben hala çalışmaya başlamadım, bir problem var mı diye. Şimdi bu problemin olup olmayacağını ben kestiremem. Ancak hazır bulunuşluğunuz iyidir. Bazılarının başarıdan oldukça uzaktır. Hazır bulunuşluğu henüz çok yol kat etmesi gerekiyordur. Bu yüzden bu durum birazcık göreceli. Ama LGS müfredatı zaten Eylül ayında başlandığı zaman size Haziran ayına kadar her şeyi verebilecek şekilde donatıldı. Burada artık önemli olan şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Sizin ne kadar verimli antrenman yaptınız. Bu olay tamamen bu. Şimdi voleybol oynamayı herkes biliyor değil mi mesela? Başlıyorsunuz, oynuyorsunuz. Ama bazıları bu işi lisanslı yapabilecek derecede yapabiliyor. Demek ki arkadaşlar bu işi çok daha iyi yapabilmek için bu işin sporcusu gibi hareket edebilmek, antrenman yapmak lazım. Bir disiplin olması lazım. İşte bunu yaptığınız zaman olayda fark yaratabiliyorsunuz. Yoksa herkes işte topa vurabilmeyi, manşet atabilmeyi herkes biliyor. Bu yüzden antrenman yapmanın önemini de burada bir kez daha vurgulamak gerekir. Bir diğer yandan arkadaşlarımız hocam yaz sıcağı çok zorluyor, çalışamıyorum diyor. Evet haklısınız, yaz sizin için zorlayıcı olabilir. Bu konuda gece geç saatleri çok tavsiye etmemekle birlikte değerlendirebilirsiniz. Havanın sıcaklığından dolayı özellikle bazı bölgeler çok çok sıcak olabiliyor. Ben bu konuda özellikle sabah kalktığınız vakitleri, öğleye kadar olan vakitlerde henüz böyle güneş tam anlamıyla kendini, varlığını hissettirmemiş oluyor. Bu vakitlerin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem de bu şu demek aynı zamanda. Ben sabah kalktım, ilk olarak görevimi yaptım. Bir saat, bir buçuk saatlik çalışma fazlasıyla yeter. Sonrasında tatilimi dilediğim gibi geçirebiliyorum. Bakın bu çok güzel bir şey. Öte yandan akşam başlayacağınız derslerde gün içinde hep şöyle bir düşünce oluyor. Ya ders çalışmaya başlamam lazım. Akşam olacak ders çalışacağım falan. Hayır bakın kalktınız, başladınız, görevinizi bitirdiniz ve artık tatilinize odaklanabilirsiniz. Bence bu çok güzel bir şey. Ve son olarak sizlere bahsetmem gereken şeylerden bir tanesi. Hocam dershane mi? Özel ders mi? İşte bu konunun içinden nasıl çıkacağım? Arkadaşlar bazı kriterler var. Bunlar sizler için önemli. Özellikle okulda verim alamayacağınızı düşünüyorsanız, bir dersi tekrar dinlemeye ihtiyacınız varsa, dershane ve özel ders kriterleri sizler için önemlidir. Eğer maddi anlamda bu konuda harcama yapabilecek durumdaysanız, özel ders dershaneden bir tık daha ön plana çıkabilir. Ancak okulumuz deneme yapmıyor ise bir dershanenin denemelerine de düzenli olarak katılabilirsiniz. Dolayısıyla dershanede bu konuda ön plana çıkıyor. Şimdi özellikle şunu söylemem lazım. Özellikle evinize yakın gidebileceğiniz bir dershane vardır. Bu dershane özellikle düzenli olarak denemeler yapıyordur. Okulunuzdan bu konuda bazı konularda verim alamıyorsunuzdur. Dershane mutlaka sizler için önemli. Ama hocam benim okulum çok yoğun. Zaten akşam 4'te 5'te çıkıyorum. Okulda da derslerimizi öğretmenlerimiz çok iyi anlatıyor. Düzenli de deneme yapıyor dediğiniz zaman bu sefer dershane biraz daha etkisini kaybediyor. Birkaç branş dersinden eğer ihtiyaç duyuyorsanız bu sefer de özel derslere yönelebilirsiniz. Hocam benim sağımda solumda hiç dershane yok. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Bana hepsi uzak. Özel ders falan vesaire imkanlar da benim için zorlayıcı olabiliyor. Ya da hocam ben yani gerçekten zaman benim için çok önemli. Her yerde dershane var. Özel ders imkanlarım da var ama yani ben bu işi evimde kendi konfor alanında halletmek istiyorum diyen arkadaşlar varsa Tonguç Dershane'yi bu konuda tavsiye edebilirsiniz. Zaten yıllardır bu konuda LGS ile alakalı yaptığımız çalışmaların verimliliği bir sonraki yıla yine başarıyla, referansla, övgü dolu cümlelerle yansıyor. Sizler de bu konuda gerekli detayları web sitelerimizden inceleyebilirsiniz. Tonguç Dershane ile bu konuda sizlere öneriyor olacağım. Evet sevgili arkadaşlar ben sizlerden gelen birçok soruları böyle güzelce cevapladığımı düşünüyorum. Umarım sizlerde de bu zihinlerinizde yanıt bulmuştur, çözüme kavuşmuştur. Ama sorularınız vardır diye düşünüyorum yine. Onları da yorumlara yazarsanız tek tek okumak isterim. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. LGS 2025 hepimize hayırlı olsun. Hoşçakalın.